İyilik ziyan olmaz, kötülük unutulmaz. Cahil insan gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır. İki parmağının ucunu iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebiliyor musun? Görmüyorsan bu alem yok değildir. Görmemenin ayıp ve kusuru ancak nefsin uğursuz iki parmağına aittir. Kah cüzdanını, keseni para ile doldurmak kaygısı, kah yemek içmek endişesiyle bu aciz ömür geçip gitmekte. Verilen her nefeste eksilmekte. Ahmak herkesin ölümünü işitir de, kendi ölümünü hiç hatırına getirmek istemez. Edebin en önemli ölçüsü, başkalarının senden rahatsız olmamasıdır. Bedenin ölümü sır ehline bir armağandır. Gerçek altına makastan ne zarar gelir? Dertlerine deva olarak gelen ilahi ihtarlardan, gönle şifa bir ilaç gibi istifade edecekken, onu kendilerine can alıcı bir zehir haline getirenlere çok yazık. İşte bu yüzdendir ki Cenab-ı Hakk'ın öfke perdesi onların gözlerindeki karanlığı artırmaktadır. Onlar önlerinde kendilerine helak için bekleyen ateş dolu cehennem çukurunu göremiyorlar. Vay hallerine! Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken, ben de bu dünya derdi var sanma. Gülün dostu dikendir. Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut. Ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Ona yaptığın kötülükleri tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru. Müdafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt. Miden doyunca fikrin uykuya dalar, hikmet susar, azalar ibadetten geri kalır. Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma. Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun. Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalara dikmekten koru. Dışarıdayken evlerin kapı ve pencerelerinden sakın. Çünkü bu durum hane halkında veya sende kötü hisleri uyandırır da bunun önüne geçemezsin. Gönlünde Allah-u Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Bunlar halk içinde hak ile olurlar. Bir an bile Allah-u Teala'yı unutmazlar. Eğer cenk eriysen öyle bir kimseyle savaş ki ya ona ihtiyacın olmasın ya da kaçıp ondan kurtulabilesin. Akıllı ve uyanık bir kimseysen dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketten felakete sürüklenirsin de hiç haberin olmaz. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu Allah-u Teala'ya çok tövbe, istiğfar etmek, her zaman Allah-u Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allah-u Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez.
Gönlü ve kalbiyle dünya, düşünce ve işlerinden sıyrılıp yalnız Allah-u Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak edip anlayıp bilmekten uzaktırlar. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabını yapınız. Tevbe ediniz ki affa kavuşasınız. Koyun çoban için değildir. Belki çoban onun hizmeti içindir. İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. Allah'a isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyiniz. Çarşıda ve cami avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayınız. Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler, zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Harama tevessül etme. Kimsenin payına, hakkına göz dikme. Bir şey koymadığın yere el uzatma. İki kişi konuşurken dinleme. Her mecliste duyduğun sözleri aklında tut. Ama evden eve söz taşıma. Kötülemekten, fenalıktan uzak ol. Ahlaklı ol. Besmelesiz yemek yeme. Sırrın var ise sakın kimseye söyleme. Cünüp iken yemek yeme. Elbisenin söküğünü üstünde dikme. Daima temiz ol. Haram ve yasak edinilen şeylere yaklaşma. 5 vakit namaza devam edip iyi hal ile tanınarak ilim ve faziletle meşgul ol. Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol. Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme. Buna riayet etmezsen seni küçük görürler. İtibarını kaybedersin. Rıza lokmasıyla yetin. Elindeki imkanları israf etme. Kanaatkar ol. Çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir.